Yani şunu şöyle söyleyeyim, zaten kendisinden son 2 yıldır haber alamıyorduk. Ama tabii ki her ani ölüm gibi onun da verdiği haber gerçekten bizi çok derinden sarstı. Yani bu şekilde olması gerçekten çok kötü. Yani öğrendiğim ve bildiğim kadarıyla Süleymaniye'de son 1 yıl içerisinde buna benzer 5 suikast daha gerçekleşmiş ve 5 arkadaş bu şekilde katledilip şehadete ulaşmışlar. Abim de 6. kişi. Yani bunun olmaması için ne yapılabilir diye sorabilirim. Nasıl bir önlem alınmalı bu tür suikastların önüne geçilebilmesi için? Bilinen bir şey var orada, bilinen sistematik bir durum var ve bilinen bu sistematiğin önüne neden geçilmemesi? Bunun önüne geçilmesini istiyorum. Sadece abim değil, abimden sonra katledilecek eminim ki birçok insan olacak orada. Bunun için artık bunun siyasal alanda hani önüne geçilebilmesi için hani siyasal alanda çalışan insanların hani tamamen legal alanda eğer çalışma yürütülüyor ve bu alanda insanlar bu şekilde katlediliyorsa benim çağrım bunun önüne geçsinler. Bir daha insanlar gerçekten katledilmesin. Geriye kalan insanlar acı çekmesinler. Tabii ki bu acıyı yaşayan ne ilkim ne de sonum. 40 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve bu 40 yıllık süreç içerisinde gerçekten çok insan katledildi, çok insan yerinden yurdundan edildi. Derneğe giden insanlar, buradan farklı ülkelerden göç edip giden insanlar ve orada işçi niteliğinde çalışan insanlar. Yani işçi olarak orada çalışan insanlar bu şekilde katlediliyorsa ve bunun için herhangi bir önlem alınamıyorsa bunun sorumluları her kimse. Yani sadece bu dernek çatısı altında 6 suikast gerçekleşiyorsa gerçekten burada büyük bir ihmal karsızlık var. Burada çok büyük bir suistimalsizlik var. Bir daha insanlar katledilmesinler. Bir daha arkada gözyaşlı aileler kalmasın. Gidip dernek, bakkal herhangi ne olursa olsun hiç fark etmiyor. Ama orada canice bir katlediliş var. Orada arkadan bir vuruluş var. Arkadan 3 mermi alan bir insan var ya. İnsanlardan bahsediyoruz. Arkalarından hunharca katledilen insanlardan bahsediyoruz. Lütfen sizden ricam. Lütfen bunun önlemini alın. Abimin katledilişine çok çok üzüntülüyüm. Böyle olmaması gerekiyordu. Hani böyle kabul edilemez. Birleşeceğiz. Birlik beraberlik olacağız. Bu birlik olmadığımız sürece bu katliamlar devam edecek.